Merhaba. Bir ülkede suçun şahsiliği ilkesi rafa kalkmışsa yaşanacak şeylere hazırlıklı olmak icap eder. Tarikatlar kapatılsın kampanyası böyle bir kampanya. Erdoğan eliyle dini grupların kökünün kazınması projesi yeni değil. Gülen cemaati en büyük lokmaydı. 28 Şubat'ın da hedefindeydi. O gün olmadı. Operasyon ertelendi. Fakat ihmal edilmedi. Şimdi sıra diğerlerinde. Tabii elde 15 Temmuz gibi kullanışlı bir enstrüman olmayınca kökünü nasıl kurutacaksınız? Dini bir gruba topyekün nasıl operasyon çekecek, malına mülküne çökecek, mensuplarını içeri tıkacaksınız? Birinci handikap bu. Bir diğer handikapsa Erdoğan onca propagandaya rağmen ilk seçimde kaybedeceğini biliyor. Yeni kayıplara tahammülü var mı? Yok elbette. Peki ulusalcı müttefiklerinin tarikatlara operasyon baskısına nasıl direnecek? Daha önce nasıl yaptıysa öyle yapacak. Kamuda tasfiyeye başlayacak. Hepsi fişlenmiş, listelenmiş kadrolar bunlar. Operasyon yiyen grubun pek sesi çıkmayacak. Bu yetecek mi? Hayır, yetmeyecek. İçeride ve dışarıdaki müttefikleri Erdoğan'ı orada belli bir misyonla tutuyor. Yapılacak işler listesi henüz tamamlanmadı. O arada parlamenter demokrasi bir hayal mi? Üzgünüm, fakat öyle. Oyun kurucuların başına bir şey gelmezse güçlü cumhurbaşkanlığı projesi asıl Erdoğan sonrasında gerekli. Türkiye koyu seküler bir döneme doğru yürüyor. Psikiyatrist Arif Verimli toplumları şöyle tanımlar. Her ülkede çan eğrisi vardır. %70'i toplum normudur. Kalanın %15'i yazar çizer entelektüel, diğer %15 suç potansiyeli ve kişilik bozukluğu olan kişilerdir. Cümleyi tamamlayalım. Hangi %15 hakimse diğer %15'i ya içeri tıkar, ya etkisizleştirir ya da sürer. %70'i o yönetir. Türkiye'ye dönersek, devleti ele geçirme mücadelesinin formülü budur. İki taraf da bunu bilir. Kozlarını ona göre oynar. Erdoğan rejimi için yolun sonu geldi mi? Evet geldi. Bunu kendi de biliyor mu? Evet biliyor. Çıkış yolu var mı? Bunun için her şeyi yapacaktır. Haliyle kemerleri sıkı tutmakta yarar var. İltihap patlayacak ve ortalığı cerahat götürecek.